mekanlarda enerji tasarrufu sağlayın. Soğa, sıcağı, suya ve neme %100 kesin çözüm. 12 yıllık tecrübeyle ve 400 yıllık malzeme ömrüyle İzomobil mobil sistem izolasyonu. Erka Poliüretan İzolasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Telefon. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde numara 56 Taksim B. Kayseri Tüp Bebek Merkezi, Türkiye ve dünyada en seçkin merkezlerde eğitim ve deneyim kazanmış ekiple Anadolu'daki açığı kapatmak üzere kurulmuştur. Bir hastane büyüklüğünde fakat altyapısı teknolojinin son imkanlarıyla infertilite ve tüp bebek tedavisi için dizayn edilmiştir. Orta Anadolu'nun ilk ve tek en kapsamlı müstakil tüp bebek merkezidir. Ameliyathanesi, embriyoloji ve androloji laboratuvarları özel HEPA filtre sistemleriyle steril hale getirilmiş, Türkiye'de geniş iç hacme ve konfora sahip az sayıdaki merkezlerden bir tanesidir. Mutluluğunuzu tamamlamak için varız. Kayseri Tüp Bebek Merkezi, Örnek Evler Mahallesi, Çiçek Sokak, numara 10 Kayseri. Geniş bilgi için telefon 222-10-54. Hilal Çeyiz Mağazası'nda açılışı özel 84 parça karaca yemek takımı, 91 parça karaca çatal kaşık bıçak takımı, 38 parça karaca kahvaltı takımı, 8 parça karaca tencere takımı, hepsi birlikte sadece 994 TL. Üstelik peşin fiyatına 10 ay taksitle. 86 parça Schaefer porselen yemek takımı, 90 parça Schaefer çatal kaşık bıçak takımı, 40 parça Schaefer kahvaltı takımı, 18 parça Schaefer çeyiz seti. Sadece 790 TL. Üstelik peşin fiyatına 10 ay taksitle Hilal mağazalarında. Adres: İnönü Bulvarı Güneş Hastanesi yanı. Telefon 336 55 35. Kızılay Hastanesi. Tedavinin en önemli adımı modern tıbbın gerektirdiği tanısal işlemleri kullanarak doğru teşhisi koyabilmektir. Üst düzey bilgi ve deneyime sahip uzman kadrosu. Güvenilir sonuçların alındığı laboratuvarları, ameliyatların başarıyla uygulandığı ameliyathaneleri, profesyonel sağlık ekibi tarafından sürekli izlenen yoğun bakım üniteleriyle Kızılay Hastanesi güvenilir adresiniz. Eşsiz bir armağana dönüşüyor. Kırmızının ilham veren enerjisini yatak odanıza taşıyan Bellona'da uyku setleri 89 liradan başlıyor. Üstelik aksese özel fırsatlarla. Bellona ile gösterin sevginizi. Dünya haberleri 3G farkıyla görüntülü olarak cep telefonunuzda. Nerede olursanız olun gündemi cebinizden İHA hızıyla takip edin. Abone olmak için İHA yazın, Turkcell 5224'e gönderin. Her şey dahil haftada sadece 10 SMS. Değer verdiğiniz anıları en az sizin kadar kıymetli bilen birine emanet edin. 1976'dan beri fotoğrafa atılan imza Foto Mustafa. Fotoğraf adına ne varsa 4 şubesiyle Foto Mustafa hizmetinizde. Telefon 222 3003. Hayaller kurmak senden, rengarenk boyalarla onları gerçeğe dönüştürmek Adel'den. Adel, hayalindeki bütün renkler.
Siz hayal edin, biz mutlu gününüzü ömür boyu unutamayacağınız bir masala dönüştürelim. Elit toplantı ve düğün salonu. Yemekli yemeksiz düğünler. Kokteyller. Seminerler. Özel toplantılarınızda profesyonel hizmet anlayışı ve kolay ulaşım avantajıyla hizmetinizde. Elit toplantı ve düğün salonu. Millet Caddesi Belediye İş Merkezi 8. kat. Geniş bilgi için 222-94-20. Söz verdik, sözümüzü yerine getirdik. Şeffaf yönetim, güçlü ekip, güvenilir kurum, Duygu İnşaat güvencesiyle sınırlı sorumlu Beyazıt Kent Konut Yapı Kooperatifi, ISO 9000 kalite yönetim sistemi belgeli kooperatifimiz, birlik ve beraberlik içerisinde amacının tüm ortaklarını en hızlı ve en ekonomik biçimde konut sahibi yapmak olduğunu bir an dahi unutmadan çalışmalarını sürdürmektedir. Sınırlı sorumlu Beyazıt Kent Konut Yapı Kooperatifi. Adres: Melik Gazi Mahallesi, Olgunlar Caddesi, numara 26, Melik Gazi, Kayseri. Telefon 224-72-76, 224-72-77. www.beyazıtkent.com.tr. Çağdaş Proje Alparslan Evleri. 1,5 litre. En taze meyveler. %50 daha fazla, %10 daha ucuz. Aile boyu keyif. Türkiye'de ilk. Bellona Kırsak Treni dolu dolu yola çıktı. Elinize vagon vagon kalite taşıyor. Kısa bir süre için tek kişilik Porta Baza 189, Porta S başlık 84, stil yatak 109 lira. Üstelik aksese özel 4 ay ekstra erteleme ve 12 taksitte. Bir dahaki sefere kalmayın. Bu treni kaçırmayın. Bellonalanmak lazım. Diken oldu gülüm benim. Şu kimsesiz sahralarda diken oldu gülüm benim. Urun urun tenhalarda, urun urun tenhalarda, ağlamaklı halim benim, ağlamaklı halim benim. Gülü dikene atalım, diken elime batalım. Yar beni yardan atalım, felek büktü belim benim, felek büktü belim benim. Gülü dikene atalım, diken elime batalım. Yar beni yardan atalım, felek büktü benim benim, felek büktü benim benim. Çiçek geçmez biteğinde, arı
geçmez biteğinden, erenlerin eteğinden, erenlerin eteğinden. Kesme lafim elimden, kesme lafim elimden. Yedim acı teresinden, İçtim gamlı şiresinden, Seyrani gam deresinden. Coş eyledi Selim benim, coş eyledi Selim benim. Yedim acı deresinden, İçtim gamlı şiresinden, Seyrani gam deresinden. Coş eyledi Selim benim, coş eyledi Selim benim. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Ahmet hocamız, Ahmet Tekkuş hocamızın Seyrani Baba Develi yöresinde 19. yüzyılda yetişmiş büyük halk ozanı Seyrani Baba'nın bir şiirini bestelemiş. Ne kadar güzel olmuş Türk halk müziği formunda. Bu da işte yeni çıkan albümün ilk parçası. Evet, evet. Albümün ilk parçasını Seyrani Baba'ya mı ayırdınız? Evet. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet, gerçekten sözleri çok güzel. Bütün şiirleri güzel Selahane Baba'nın. Ama beste de güzel olmuş. Yani teşekkür ederiz. Sağ ol. Naçizane bestelemeye çalışıyoruz. Yani, işte böyle eski aşıklarımız, yeni olan aşıklarımızın sözleri güzel olan şiirleri elimize geçtikçe bestelemeye çalışıyoruz. Ne kadar var beste böyle hocam elinizde, sizin yaptığınız besteler? Vallahi şu an yani saymadım ama bayağı bir var. İşte şimdi yeni albümün hazırlığında yine kendi bestelerime yer veriyorum. Başka arkadaşların bestelerine yer veriyorum. Bu albümde sözümüzü bana ait olan Beni Yadellere Düşürdün Felek diye bir bestemiz var. Şarkı formunu da kullanıyor musunuz? Yani yok. Halk müziği bölümü mezun olduğumuz için tamam, türkücüyüz. Yani genelde türkü formatında. Tamam. Birkaç tane de özgün formatında besteler var. İşte bu şekilde naçizane yapmaya çalışıyoruz. Evet. İnternet sitesinin adı ahmettekkuş.com. Biraz önce YouTube'dan bahsettik. Tabii Ahmet Bey'in kendine ait sitesi de var. Sevgili izleyicilerimiz eğer girmek isterlerse biliyorsunuz internette şey olmadığı için evet. Tekkuş.com Ahmet Bey'in Türkçesi Tekkuş.com evet, evet. Ayrıca YouTube'da da biz bana ait birçok televizyon kanalına başta TRT olmakla beraber birçok televizyon kanalında programlarında görüntüleri var. Evet. İnsanları izleyebilirler, bestelerimizi dinleyebilirler, özgün formatındaki türkülerimizi dinleyebilirler. Evet ya, fıkra dinleyemezler ama değil mi? Fıkra dinlemek için eski günleri izlemeleri gerekiyor o zaman. Şimdi fıkra, Hasan abi şimdi Vay Serli diye başlayınca evet. Tabii fıkrayı anlatacağım. Ondan önce bizim Vaysel'le hemşehrimizin bir tanesi televizyonda bir yarışmaya arıyor. Vaysel'in G'si diyor. O diyor ya, efendim yanlış anladım galiba. Kayseri'nin K'si mi diyor. Yok kardeşim diyor, Kayseri'nin G'si. Şimdi o hesap bizim Kayseri'nin işte yıllar evvel burada durumu biraz düzeltince İstanbul'a taşınmışlar. Tabii çok zengin olmuşlar. Böyle hanımlar tam da çayda, bizim çayda geliyor tam evet, denk evet, geldi. Çaylarımızda akşam giriyor. Beş çayı hanımlardan bir tanesi şeyi anlatıyor. Eski anılarını anlatıyor şu anda bizim o eski günler diye konuştuğumuz gibi, sohbet ettiğimiz gibi. Kayseri hemşehrimiz başlıyor. Ay şekerim diyor. Bizim Kayseri'de Talas'ta çok güzel meyve bahçelerimiz var. Bir gün diyor elma ağacına merdiveni yasladım şekerim. Elma toplayacağım. Böyle kibar kibar konuşuyor. Onun eski günler aklına geliyor. Aniden merdiven bir kaydı şekerim. Bilimim üstüne kudzım diyeyim bir düştüm diyor. Güzel, güzel, güzel. Yani ne kadar kibar olsun da özünde Kayserilik var. Güzel. Gide özüne dön, özüne dön. Özüne dönüyor ya. Evet, orada gide özüne dön, özüne dön diyor değil mi? Şimdi özüne dön deyince burada Mehmet Oğuz Perdahçı arkadaşıma söylemezsem hiç olmaz. Bir gün eve gitmiş, hanıma bol bol iltifat ediyor falan filan ya. Hanım şaşırmış, bu nereden çıktı, neyin nesi? Olacak gibi de hanım demiş ki özüne dön, özüne dön.
Anladabiliyor muyum? Onun mesela oraya saplıyor. Tabii yani neyse o evet. Evet şimdi hocam şeyde kalmış Hasan abi Star FM'le ilgili ben şöyle can alıcı bir yerden gireyim derken Hasan abi orayı böyle bir harisal hareketiyle yatıştırıyordu çünkü ben Star FM'i ben de dinliyordum Hasan ben abi de çok şimdi Hasan tabii. Abinin o oraya kattığı şeyi ondan sonra değeri o ses tonunu ondan sonra o kültürü bir anons dinleyelim bir de şarkı dinleyelim çünkü orada mesela Türk sanat müziğiyle yani Hasan abinin sesi o kadar özdeşleşmişti ki o kadar bağdaşıyordu ki birbiriyle. Yani bunun bir alternatifi yoktu ama böyle tabii 2004'ten bu yana da Star FM'den ayrı kalmak, o anonsları yapmamak gibi bir durum da var. Ben şimdi biraz yürek parçalıyorum. Seyircilere bir şey olsun değil mi? Hatıraları canlandırsın. O hatıraları bir canlandıralım istiyorum. Biraz Star FM'de o çaldığımız eski parçalardan, bilgisayarımızdan birazcık çalalım. Ne kadar yayına gider o önemli değil ama arada arkada sanki Star FM çalıyormuş gibi çalsın istesek nasıl olur acaba? Vallahi ben... Bakayım burada şey Muazzez Abacı'dan evet, çayları da ben alırdım kayıtlar. Evet. Muazzez Abacı'dan var. Emel Sayın'dan var. Muazzez Abacı'yı tercih ederiz abi. Evet. Şey var. Mino Nurettin'den var. Tabii oğlum. Mesela fırsat bulsam şöyle bir çay verelim. Münir Nurettin'den. Evet. Evet. Tamburi Mustafa Çavuş'un Şehnaz bir eseri. Fırsat bulsam, yare varsam. Muazzez Abacı'dan dinliyorsunuz sevgili Star FM dinleyicileri. Önce yayına biz yine sohbet edelim düşünüyorum. O hatıraları bir yad edelim isterseniz. Ben çok duyulan da resimler aklıma geliyor. Ben de duramıyorum sonra asıl bir de. Abi peki şöyle bir şey olsa yani şimdi adı Erciyes FM oldu kanalın adı ama yine aynı sizin yine belirlediğiniz şey sadece Türk halk müziği eklendi. İşte yarım saat Türk sanat müziği çalınıyor, yarım saat Türk halk müziği çalınıyor. Şöyle bir güzellik olamaz mıydı? Anladın değil mi gidirse program? Mesela şöyle bir şey olamaz aklıma geldi değil mi? Yani mesela yani böyle... Ya Hasan Sambolak gibi bir değer, Türk sanat müziğiyle özdeşleşmiş bir isim. Haftada bir saat, yarım saat bir Türk sanat müziği programı yapsa, aynı kanalda, aynı şeyde, belki aynı tat olmayacak ama o program, o bir saat bize yeterdi. Başkalarının en şeysi sen misin? Ananın böyle akıllısı falan. Burada bağlayacak, iş bağlayacak. İş bağlayacak. O zaman patronla görüşeyim. Planlı bir şey değil. İşten, işten. Evet, emin ol. Hizmet için. Evet, işten geldi. Emin ol, hiç planlı bir hareket değil. Tercih mezgat bir şey yok abi. Çünkü radyoda program yok yani. Sabahlar bir haber kuşağında programlar, onun dışında program yok. Şimdi, Şevki Bey'in eserlerini çalıyoruz. Serap Mutlu Akbulut. Kış geldi firağa kaçmadadır sineme yare. Uslat yine mi kaldı güzel başka bahare diyor. O kadar güzel söylüyor. Yayın odasında yalnızım. Mikserde bundan biraz büyük. Kendi kendime bu şarkı bu kadar güzel olur diye yumruğu nasıl vurduysam mikser şöyle çıktı tekrar pat diye düştü. Ne yapıyorum ben dedim bereket bir şey olmadı. Böyle baktım yani şimdi halen gözlerimin önünde bu şarkı bu kadar. Kış evet. Geldi firağa kaçmadadır sineme yani. Ustad yine mi güzel kaldı başka bir şeyler daha dinleyebilir miyiz? Yani biraz diye böyle çok evet.
Ne var şimdi? Yine bu sefer de bir sabah dinletelim. Kısa olsun. Bunlarla ilgisini kesti dedikleri anda birdenbire siz yani bugün Erciyes FM için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani Türk Halk Müziği ve Sanat Müziği yayınıyla Kayseri'de gerçekten cidden ayakta duruyor. Ve yani zaman yani insanların ve bilim adamlarının, gazetecilerin, sosyal bilimcilerin tespitinin tam aksine bu yayınlar büyük destek buluyor. Yani bu ters bir durum mu var? Zıtlık mı var burada? Şu anda 23 yaşında kızım var. Ankara'da işletme okuyor. Ben bu radyoyu yayınladığım zaman 12 yaşında işte zamanenin bebeleri yani. Ama baktım ki kız kendi odasında sağda solda hep benim çaldığım şarkıları şey yapıyor. Yani bir zorlama yok, şu yok, bu yok falan filan, hiçbir telkin falan da yok. Benim bir adetim var, çocuklara hiçbir şey dolaylı olarak telkin yaparım. Yani ben dinlerim, iyiyse onlar da kaparlar. Veyahut da iyi bir hareket yaparım, onlar da yapsın. Şunu yap, bunu yapma demem. O zaman anladım ki, biz sunarsak, güzeli, iyiyi sunarsak, bizim çocuklarımız, o maya var, zaten alırlar. Onun üzerine şu anda benim kızım keman ve TRT'den ona kanun getirtti. Önce şey aldım, klavye aldım. Onu şey yapmadı, şu anda iki enstrüman var. Zaman zaman onlar şey yapıyor, okulu bitirsin işte, 4-5 ay sonra bitirsin. Baba tekrar keman ve kanun dersi alacağım diyor. Yani bu benim kızım olduğu için değil, bütün herkesin kızında, oğlunda bu zevk zaten vardır. Vardır. Evet, çok... benim yaptığım şöyle oldu, mangalın üzerindeki külü üfledim ben Star FM'de. Külü üfledim. Bana olmaz dediler. Ben inat ettim. Biraz evvel şeyden bahsediyordum işte. Bu eserleri sunarken iki kişi geldi. Selahattin Hamam'ın dediler reklamını vereceğiz. Dedim. Yalnız dedi biri. Sizin dedi sunduğunuz programın arasında olacak bu dedi. Dedim. Yani dedim. Şimdi ben Dede Efendi'nin eserlerini anons ederken icabında şarkıyı da keserek yok dedi. Şarkıyı kesmeyin de şarkılar arasında olsun. Lütfedersiniz dedim. İyi. Yani bir de şarkıyı kes. Yani şimdi işte sevgili dinleyiciler yani size anons edeceğim. Siz mi anons edeceksiniz? Evet. Ben anons edeceğim. Benim programımda Dede Efendi'nin eserleri, Hacı Arif Bey'in eserleri işte onların arasında ben biraz da kinaya yollu. Yani şarkıyı keseyim ise yok dedi. İki şarkı arasında olur dedi. Peki dedim. Kerçane konuşuyorsunuz. Evet. Yani dedim. İşte sevgili dinleyiciler. En iyi kirler bizde çıkarılır. Oklava gibi kirler. En iyi natırlar, tellaklar bizde bulunur mu diyeceğim dedim. Nasıl sinirlendiysem. Öbür adam şöyle tut. Kalk ya bu adam deli mi niye ya dedi aldı götürdü. Yani şimdi akıllı adamı delendirirler şunu düşünebiliyor musun yani? Düşünebiliyor musun? Ya bunu bunu bana teklif et de bu şekilde. Ya. Abi şeyi de anlat ondan sonra geriye dönüp 60'lı yıllara partinin kuruluşuna falan gideceğiz. Birisi aşkı ilan etmiş. İlanı aşk etmiş. Ya ilan aşk değil ya arkadaş. Ya sesinize orada. Ya şimdi sesi televizyona daha henüz çıkmadıydı. O zaman hayatta bir iki sefer böyle daha yeni hatırlıyorum küçücük televizyon şeyimiz vardı. Bilgisayarlarımız vardı. Daha yeni plaslar vardı. 1'e 4 falan filan öyle. İşte anons ediyorum ben. Sabah programları da yapıyorum. Bir şeyler ediyoruz falan. Dinleyicilerden bir tanesi açıyor.
14-15 yaşında ya var ya yok falan filan. İlla diyor senin arkadaş olacağım diyor. Kız diyorum, çocuğu. Kız çocuğu. Diyorum ki hemen düğmeye bastım, arkadaşlar da var. Hep dinliyoruz, hep beraber dinliyoruz falan. Ya diyorum sen benim kaç yaşında olduğumu bilip, olsa olsa diyor benden 2 yaş büyüksün ya diyor. Israr ediyor. Şimdi görüntülü bir şey olsa da, bak kızım ben şöyleyim, senin işte babanın yaşındayım falan filan desem olur. Böyle bir şey var. Geçenlerde Google'dan şey yaparken hanımın bir tanesi benim biyografinin altına, ya diyor onu diyor ben diyor bas bariton sesine şeyken diyor aşıkken, sonra televizyonda görünce diyor hayal kırıklığına uğradım diyor. O hayalin diyor 20-25 yaşında biri zannediyordum diyor. Falan diyor. Daha bu 10 sene evvelki hatırası anla diyor. Şöyle evet. Biri çıktı diyor. Bu sesle bir şeyle alakası yok. Şu televizyon keşke çıkmasıydı abi. Doğru söylemiştir. Yaş da zaten 29 falan olmuş şimdi abi. Şimdi bu da yarınki İskender'i garanti etmek istiyor. Bir programı garanti edin. Ben buraya sorulmuyor mu geldim? Ya ben Kayseri'yim kardeşim. Üstelik iktisat tahsil ettim. Değil mi? Evet. Yani, şimdi hocam sen oradan radyoya iş bağlıyorsun. Buradan bir türlü. Değil mi? Hasan abi de burada. Şimdi dur tabii. Bakalım Mehmet Bey ne yapacak? Neyse. Ben hiç benden bir şey yapacağım. Senin patronunla görüşelim. Evet. Ben saniyesi Nedesya çıkar. İşte ünlü sanatçı. Şiir okudu değil mi? Şiir okudu tabii, evet. Devlet sanatçısı arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Beraber tatil köyünde beraber zamanlarımız geçti. Şimdi o zaman dedim ki ya Nedet Bey dedim. Bazı şeyleri şimdi mesela sizin Nedet, radyoda var ya bir takım spotlar. Nedet, onları evet, seslendirir hani misiniz dedim. Bazı reklamı hay hay dedi. Ben buradan bir A4'e 8-10 tane bu anonsları falan filan oraya yazdım. O çok güzel sesiyle anons edecek. Ben de burada radyoda program başlıyor. İşte Hasan Sami'nin programları, işte bugün işte falan filan diye bir takım ara şeyler. Hasan'cığım dedi, banka hesap numarasını da vereyim dedi. Dedim, banka hesap numarası da verdi. Şimdi biz beraber yediğimiz içtiğimiz adam ya falan. 25 milyon lira para istedi o zaman parasıyla. Ya çok büyük para, epeyce bir para. Nedet Bey bu ne kadar para nedir falan dedi, ben zaten reklamsız bu işi ne yapıyorum falan. Ya dedi ben dedi önemli değil dedi. Ahsen mi dedi, bir hanımın adını söyledi. Beraber karşılıklı söylüyorlar. Ona dedi çok para ödüyorum dedi. İşte onun saniyesi çok kafa falan deyince dedim ki ya Nedet Bey dedim, bu Ahsen Hanım'ın dedim mülkiyeti kaç lira dedim, onu satın alayım da dedim ben de para kazanayım. Mülkiyeti kaç lira Allah'ını seversen dedim. Herhalde bir 5 milyon lira falan gönderdim. Gitti can, çok büyük bir rakam para evet. Yaptılar. Evet. Onun için şimdi sen de patronla söyle Eras'la. Salesin. Saniyesini diyorsun. Dakikası olarak o biz 60'a katlar evet. Değil mi? Vallahi ben bu konuda daha önce siz program esnasında açıkça söylediniz. Yani Mustafa Eras'ın söyleyebileceği söz benim için de Vurbi'ye söylediği sözden farklı olmaz. Ağzından ne çıkarsa o tamamdır diyecektir. Yeter ki böyle güzellikler olsun. Arada bir şu kulağımızın pası açılsın. Tamam. Hasan Sami Bolak sesini duymak bize gerçekten büyük bir mutluluk verecek. Tamam. her hafta olmaz da müsait bir zaman bir gün bir program yapalım. Yapalım. Para da almayacağım. Yalnız çay... Hocam çay da gelecek. Benim başımda çayımı da önüne almış, iyi mi? Evet, çayımı buraya as. Abi şimdi şeye döneceğiz. Bir de şöyle bir şiir okuyalım, oradan geriye dönüp 60'lara tekrar girip oradan tekrar alacağız. Ya şimdi sen de çok masraflı oluyorsun. Şimdi ben sana şarkı mı çalayım? Şimdi oradan şiirleri bir şiir tabii yani. Yakında Erciyes Bakışlı Güzel diye o kitap halinde basılmak üzere. Evet abi. Asıl burada bazı mesaj şeyler var. Evet, seninle o hatırlar mısın? O konuya bir girince ben onu sorarsın diye bir şeyler hazırladım. Evet. Nasıl bir şey istiyorsunuz? Aruz mu olsun, hece mi olsun? Şöyle eski aruz. Yoksa mesela serbest mi? Nasıl isterseniz. Burada biraz, şeyleri burada hep var. Biraz da ağır bir şey olsun abi. Şöyle. Şimdi ağır bir şey oldu deyince Hasan abinin hicivleri de var. Aman yarabbim. Yok abi yok. Öyle ağır değil. Öyle ağır olmasın ama. Öyle ağır olmasın. Hicivsiz ağır olsun. Öyle ağır istemiyor canım. Biz şimdi efendim o şair Eşref efendim Neyzen Tevfik falan. Yok ama yok, şu yok, yani ben öyle. Şunu çok evet. Severim. Yani Hasan abinin yani söylenmesi gereken bir yerde. Evet. Ya orayı kaçırmaz onu söyleyeyim. Ya eğer geçen bir şey bir hata olmuşsa şey yazmıştı. O orada bir hata olmuşsa söylenmesi gereken bir yerde söylenir o mutlaka. Evet. Abi buyur.
Şimdi buydu, tamam. Şimdi bir hikayesi var da onun için söyleyeyim. Şimdi Susa diye bir şiir var, onu okuyayım size madem öyle. Şimdi 3-4 sene öncesine kadar 18-20 sene boyunca Bayramoğlu, Tatiköy'lü var, Basınlar'ın Bayramoğlu'nda. Orada hep Temmuz ayında tatil yaparız. Temmuz ayı o ay çok şeydir. En çok entelektüelin geldikleri zaman rahmetli Gültekin Samancı, Samanoğlu oranın da genel müdürü. Onun zamanında o ayda Türkiye'nin her yerinden özellikle işte Ankara, İstanbul her yerinden gidip de seyretten şuradan buradan orada da bestekarlar ne yapacak durmazlar da bestekarlar, şairler gelir oraya. Herkes şiirlerini okur, yeni bestelerini şey yapar. Hatta birinde rahmetli Safiye Ayla geldi ama hiç konuşamaz haldeydi o zaman. Onun yanında da Nazan Sıvacı vardı. TRT sanatçısı. Onu dinledik. Hatta onunla da Serap Mutlu'ya bir şey gönderdim ama herhalde yerine getirmedi ki Serap Mutlu bana cevap vermedi. Dedim ki ben bizim hanımın yanında herkesin oluyor bu. Ben dedim Serap Mutlu Akbulut'a aşığım dedim. Söyle kendisine. Aşık olduğumu söyle. Eşinin yanında söylüyordu. Son çıkan kasetinden bana göndersin. Radyoda çalacağım. Çok güzel onu anons edeceğim. Dedim. Ya Allah dedim onu yaratmayacaktı ya da işte bu isteğimi yerine getirsin dedim. Nazan Sıvacı o işi herhalde yapmadı ki. Olmadı yani. Bir Serap Mutlu nasıl dedim. Söylesin abi şimdi ya. Yani. Niye ya? Ya kıskanmıştır abi. Bak vallahi hiç onu düşünmedim ya. Vallahi onu yanmıştır abi. Serap Mutlu. Doğru. Be. Çünkü o da tabii yani. Şimdi. Yani ben dururken ona niye falan abi yani. Neyse. Abi bay olsa olur da arada da yani bir bayanla bu zor iletilir gibi. Yani ben de aynı kanaatteyim arkadaşlar. Vallahi vallahi ben bu kadar açayım arkadaş. Yani mesela kızımın adını koyacaktım da hanım dedi ki ya şimdi artık işin suyunu çıkardın dedi. Serap Mutlu falan dedi. Serap Mutlu Akbulut'un da bir lor gibi bir sesi var. Ya, hem de hanım bir tabii yani, sanatçı. Yani. O ses. Yani bazı mesela şeyinki de öyle, Umut'unki de öyle. Yani bazı sesler var ki bunlar kolay kolay gelmez. Zeki Müren'in sesi gibi falan. Yani bazı sesler öyle. Abi Umut Akgüven bir şey İstanbul türküsü var. Çok hoşuma gidiyor. Bahçeye indim, asma savunacak. Yar gelip sallanacak. Gelip akşamdan sonra neler olacak diye devam eden bir türküsü onun, var. Onun hele şey yaz geldi de dudaklar bülbülleşiyor diye. O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor. Bir hikayesi var mı abi? Hangisinin? Yani Umut'un mu? Umut'un da var. Onu da Türk Hoca Umut'u buraya getirmiş. İlk defa da bizim Kadir Özdemirler şey yapmış. Daha TRT'de yeni çiçeğe burnunda biri. Böyle gelse dökülüyordu zaten. Bunu 500 bin liraya getirmişler Toyota'ya. Orada Türk Hoca'nın gününde ben de önünde oturuyorum. O zaman da işte bu şeyin hem radyolarda televizyonda program yapıyorum. Her günde ne falan oldukça popülaritemiz olduğu bir devirde. Önde oturuyorum. Arkadan bizim Mustafa Öztürk herhalde şeylik yapmış. Gösteriyor, göstermiş beni. O mikrofonu ona götür diye. Kadın getir, çok güzel bir ses, Allah Allah, evet dedik, dökülüyor. Şimdi eğilirken de benim yanıma gelirken de işte efendim işte şunu söyle falan filan diye bir de göğsünü böyle kapatıyor falan diye. Hanım da hoşuna gitti, bak ne kadar hanımefendi dedim ya, eğilirken bile göğsünü kapatıyor falan diye. Sonra da bilmiyor ki, daha sonra karnını göbeğini açacak, bak işte bebeği doğuracağım falan diye. Neyse falan diye. Dedim ki, hanımefendi lütfen dedim ya, ben yani bir radyo, tamam radyo sahibiyim, anons ederim ama yani sizin gibi birinin yanında şarkı söylemek icap ederim ben şarkı söylüyorum. Böyle şey olur mu falan dedim. Reddettim. Kadın da bozuldu. Ne yapayım dedi. Arkadan dedi ısrar ediyorlar dedim. Döndüm baktım ki Mustafa Öztürk. Ben ne yapıyorsunuz oğlum dedim yani. Yani TRT sanatçısının yanında ben şarkı söyleyeceğim. Olur mu öyle ona şey? Ona saygısız. Eşlik edeceğim. Hani tutarlar ya düğünler falan. Evet. Şimdi arkadaşımızı yaparken getirip bana olur mu ya? Ben anons ederim. O arkadaşımız da söyle. Herkesin bir görüldü. Abi şu. Evet. Neyse, daha sonra işte Umut'la şeyimiz öyle oldu. Orada şiirler okunurken, ben pek karışmam, oranın şeysiyim, ev sahibi durumdayım. Öbürleri gelirler bir günlük, herkes şiir okur getir. Hatta birinde de bizim Abdullah Satıoğlu, yanında bir kişi daha getirmiş. Herkesin bir şiir okuma hakkı var. Onu da çok gördüm aslında. Yani bugün yarın da buraya gelmiş veya gelecek Abdullah abi. Gıybet gibi olmasın ama maalesef. Şimdi kendisi okudu, bu da çıktı. Ya bu kim dediler o getirdiği adama. Belli adamlar geliyor oraya kabul ediliyor, listeye alıyorlar falan filan. Abdullah Satıoğlu'nun ikinci bir şiirini okudu. Hiç
şeyler formata aykırı. Yani şurada evet, 4 kişinin evet. dışında 5. kişi geliyor. İşte benim tekrar bir şiir, ya ben varken ben bir tane şiir okuyorum. Ben hülle mi yapıyorlar yani? Vallahi ne olduğunu bilmiyorum. Biçimsiz oldu o. Yani evet. o şey oldu. Ben de biraz ona da kızdım. Geri planda baktım, çok da daha yavan olanlar da var. Kayseri'de vardı böyle işte 8-10 erkek kitabı olup da bir şiirini bile ezber bilinmedi yani falan evet, neyse evet. o tip insanlardan gelince ben şöyle Ahmet Kabaklı'ya dedim ki ya abi dedim çok dedim bu işler şey oldu. Bunlar okuduğu şiirin çoğunu ben helada yazarım ya dedim. Tarık Hoca'na dedi ki Tarık dedi bak ne diyor dedi Vasan Sağımbolak dedi falan. Tarık Hoca dedi ki senin şeylerin var mı dedi. Valla var ya ama dedim ben şimdi burada yani böyle olmaz falan dedik. Bana zorla bir şiir oku madem dediler ve anons ettirdi şey Ahmet Kabaklı. Ahmet Özdemir oranın şeysiydi, görevlisi. Bu şiiri okudum. Dedi ki Ahmet'e, Ahmet dedi, söyle dedi, baskıyı durdursunlar dedi Türk Edebiyat Dergisi'ne. Bu şiiri hemen oradan faksladılar, baskı durdu, bu şiir oraya girdi. Ondan sonra girmiş daha doğrusu. 2-3 ay, 4 ay sonra Nevzat abi telefon etti bana. Şiirden okuyor birinci kıtasını. Abi o benim şiir ya dedim, ha dedi, Türk Edebiyatı'nda dedi, yayınlandı, ha dedim. Tatildeyken demek Ahmet Kabaklı gönderdiydi o şiir. Gözüm dedi, ya bir tane dedi bizim Erciyes dergisinde dedi, şiirin yayınlansa dedi. Vallahi abi zaten mahdut sayıdadır dedim. Şu yayına bir bakayım dedim bir tanesine. Ama yayınlanmasın ha dedi. Bir yayınlanmış olmasın dedi. Abi dedim, benim şiirlerim %90 aşk şiirleri. Emrin olur dedim, hatırını kırma. Gideyim, tıraş olayım, giyineyim, kuşanayım. Şöyle piyasa vakti çıkayım. Kayseri'nin Nevzat siyasetinde şöyle en hanımların bulunduğu yere bir tanesine aşık olayım, eve geleyim, şiir yazayım, onu da sana göndereyim dedim. Aradan çok seneler geçti, daha halen hiç öyle bir şey olmadığı için. Herkes, yani Nevzat abinin çok sevdiğim halde o isteğini yerine getirmedim. Ya yayınlanmış şiirler, ben ne yapayım yani şimdi? Bu şiir, o şiir. Evet, o şiir diyelim abi, ondan sonra reklamlara abi. Geçeceğiz. Mahur Hicaz Hüzzam faslı yerine bir yürü bir konuş besteler susar. Eller lale gül der sevdiklerine şöyle bir görün gül desteler susar. Gece endamına aşık gölgeni seyredeyim diye bekler gelmeni. Ay seni seyreder yıldızlar seni erir gözlerinde güfteler susar. Ne zaman biter bu vurdum duymazlık, ayrı dünyalarda doğmuşuz yazık. Ömrümü törpüler sensiz yalnızlık, bir seher konuşur, bir seher susar. Saç ağardı, ömür vardı kırkına, aşk kılıcı hala girmiyor kına. Dışarıda yağmur, bende fırtına, bu gönül ne zaman, ne günler susar. Evet, çok teşekkür ederiz. Formunda. Çok sağ olun. Şimdi reklam arasına gidelim. Evet. Çünkü bayağı bir reklamları bekletiyoruz. Reklamlardan sonra sevgili izleyiciler, Eski Günler devam edecek efendim. Dekopark ofisinizde, Dekopark mutfağınızda, Dekopark marketinizde, Dekopark yatak odanızda, Dekopark banyonuzda ve hatta Dekopark hayatınız boyunca hep yanınızda.